Ana. Ben bunları satmaya gidiyorum. Oradan da avukata uğrayacağım. Allah senden razı olsun kızım. Hanımım, jandarma komutanı ve iki adam geldiler. Sizi görmek istiyorlar. Komutan. Günaydın Serap. Orhan'ı mı buldunuz yoksa? Maalesef bu seferki geliş sebebimiz bu değil. Bu beyler haciz memurları. Anlamadım. Çiftlikteki eşyalara el koymak için buradalar. Ne? Bir yanlışlık olmalı. Benim hacizle falan ne işim olur? Serap Hanım, eşiniz Orhan Tapurcu'ya ait borçların tahsil edilememesi üzerine uzun süre önce çıkarılmış bir icra kararı var. Ne? Ne demek oluyor bu? Orhan kaçtı. Döner dönmez ondan boşanacağım. Onun borçlarıyla benim ne alakam olabilir? Maalesef alakanız var Serap Hanım. Orhan'ın ikameti bu ev olarak görünüyor. Evlendikten sonra ikameti buraya alınmış. Evlilik öncesi edindiği borçlara dair çiftlikteki eşyalara el konulması gerekiyor. Hayır, buna müsaade etmiyorum. Hayır, evime giremezsiniz. Eşyalarıma dokunmayın sakın. Komutan. Elimizde mahkeme kararı var. Beni ilgilendirmeyin. Müsaade etmiyorum komutan. Söyleyin girmesinler evime. Eşyalarıma dokunmasın kimse. Bir şey söyleyin lütfen. Hanımım, sakin ol lütfen. Hayır, eşyalarıma dokunmayacak kimse. Buyurun beyler. Komutan, izin vermiyorum. Çekilin evimden, hayır. Müsaade etmiyorum. Size söylüyorum komutan. Engel olun lütfen, bir şey söyleyin. Bari. Muzaffer onu çok severdi. Lütfen. Hemen kaldırın. Dinlemiyor musunuz beni? Bunu bırakın bari. Serap Hanım, lütfen sakin olmaya çalışın. Memur beyler vazifelerini yapıyorlar. Nihayetinde onlar da emir kulu. Hanımefendi, müsaade eder misiniz? Buraya giremezsiniz. Burası rahmetli Muzaffer Bey'in odası. O yüzden buradan hiçbir şey alamazsınız. Lütfen zorluk çıkarmayın. Vallahi ben sizin yaptığınız bu işten hiçbir şey anlamadım. Ah. Yalnız bunu... Ay, dikkatli taşıyın, bunu kırmayın sakın. Şunu da alın. Ah. Onu da. Ondan mı götürüyorsun? Ah. Ama hiçbir şey kalmadı. Ben nasıl bir iş bu, hiçbir şey anlamadım. Dikkatli taşıyın bunu. Bu eşyalar ne olacak komutan? Bir müzayedede satılacaklar. Borçlara istinaden alacaklara verilecek. Aslında
O müzayedede eşyalarınızı tekrar satın alabilirsiniz. Evet. Orhan bankadaki bütün paramı çalmış olmasaydı alırdım elbet. O halde yapılabilecek hiçbir şey yok Serap Hanım. Bu nasıl oluyor Allah aşkına? Orhan elini kolunu sallayarak kaçıyor. Bir iz bile bulamıyoruz. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum. Bütün eşyalarıma haciz geliyor. Ama herkes bana yapabileceğim hiçbir şey olmadığını söylüyor. Böyle bir şey mümkün mü? İtiraf etmeliyim, Orhan avukat çok akıllıca davranmış. Yaptığı her şey kanunlara uygun. Yakalanıp hüküm giymediği sürece yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama inanın bana, bu konuda kendimi de suçlu buluyorum. Vaktiyle Cemşir Efendi'ye ve Kemal'e inanmış olsaydım ya da elimizde sağlam bir kanıt olsaydı belki de bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Orhan'ı kendi ellerimle yakalayıp adalete teslim edeceğim. Şüpheniz olmasın. Hamza, bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz vermeni istiyorum. Hamza, söz ver. Bir daha kendine zarar vermeye kalkmayacaksın. Duydunuz mu ağalar? Battalı geri göndermişler. Deme ya o. Bu boşa vermezler inşallah. Vallahi verirlerse yandığımızda resmidir. Benden söylemesi. Sinop'ta herkes inallah demişti herife. Hadi gözünüz aydın. Battal yuvaya döndü. Kaç karanı yakarım. Hoş geldin yok mu lan? He, demek yok. Gözden ırak, gönülden ırak tabii. Piyango sana vurdu koçum. Hadi yaylan. Zar mı lan bu? Sana diyorum koçum. Kaçsana lan. Hop. Yavaş. Görmüyor musun? O yatak dolu. Görüyorum. O halde al voltanı. Yan taraftaki yatak boş. Baksana. Demek bu koğuşun zibidisi sensin. Anlatmadınız mı lan bu sazana? Benim kim olduğumu? Hadi yaylan. Sifta, seninle yapmayalım. Hadi. Serap Hanım çok gecikti. Para işini halledip gelecekti. Bir aksilik çıktı Sahar.
Kusura bakmayın ama benim çıkmam gerekiyor. Öğlen bir duruşmam var. Biraz daha bekleseydik şimdi gelir kurban. Bana soracak olursanız Serap Hanım vazgeçmiştir bu işten. Yok yok, vazgeçmez. Hamza'mı kurtarmak için sizi tutacaktık. Üzgünüm ama benim çıkmam gerekiyor. Serap Hanım kararını değiştirmediyse yarın uğrarsınız. Güllü, kızım iyi misin? Keşke geberseydim o herif hastanede. Elime fırsat geçmişken keşke yapsaydım. Tübe de kızım, o ne biçim laf öyle? Şu düştüğüm durumu görmüyor musun ana? Bu herifin laneti üzerimden gitmiyor. Ben bunların hesabını nasıl veririm? Koskoca Muzaffer Dinç Aslan çiftliğine haciz geldi. Benim yüzümden, benim aptallığım yüzünden. Ben bu duruma nasıl düştüm? Nasıl düştüm? Sakin ol kızım. Allah büyük. Avukat için ayırdığım para da gitti. O takıları rehin verecektim altılar hepsine. Ana üzülme sen. Merak etme. Benim asabım bozuldu. Bakma bana. Avukat için gerekli parayı bulacağım. Ne yapıp edip tutacağım avukatı? Akşam iyi haberlerle dönerim, tamam mı? İnşallah kızım. Bakacağım. Nasıl olmuş saç? Saatler olsun. Sağ olasın. Öğlen oldu. Halen uyuyor camış gibi ya. Hafız! Lan! Şşt! Sus. Ney? Ya sus. Gel. Gel bir şey diyeceğim sana. Gel. Uyandırma şimdi. Hafızdan mı alakalı? He. Ya dün çiftliğe git de Gülizar'la konuş dediydi bana. He. Soğuk'a gittim. Gülizar'a Hafız'ın gönlü var sende dedim. O ne dedi? Ne diyecek hasba? Güldü. Güldü mü? Güldü ya. Gencecik, taş gibi kadınım. İsteyenim çok. Hafız Efendi'ye mi kaldım dedi. Ya gülme Ramazan. Ne diyeceğim şimdi ben? Kalkınca soracak hemen. Ya ne olacak? Ne der dediğin ya? Allah Allah. Başımıza gelenlere bakın hele. Rüyamda görsem inanmazdım. Şu azametli çiftliğe elin herifi yüzünden kalkıp da icracılar gelsin. Ne demişler? Her şey insan için. Rabbim bu defa da böyle imtihan etmek istemiş bizi demek ki. Allah beterinden korusun. Allah başımıza hayırlı şeyler getirsin inşallah Yasin ağa. Amin. İşimiz Allah'a kaldıysa yandık yani. O ne demek kız? Ne demekse o demek. Felaketin geleceği besbelli bir şeydi. Bu durumda herkesler kabahatli seyyare bacı. Yani ne demişler? Sen önce eşeğini sağlam kaza bağla. Ondan sonra Allah'a emanet et. Öyle değil mi amma? Şu saatten sonra yapacak bir şey yok ama. Vallahi ben burada sizin gibi elim kolum bağlı oturamam. Bu çitlik Muzaffer Bey'in çitliğiydi. Bu giden eşyalar da ondan kalan yadigarlar. Ya diğer eşyalara da haciz gelirse? Ya hanım elinden çitliği de kaybederse? Kız sus, Allah korusun. O ne biçim lahırdı öyle? O biçim lahırdı. O vakit halimiz nice olur hiç oturup düşündünüz mü? Ben Muzaffer Bey'in hatırasına saygısızlık edemem. Bu çitliğin de başımıza yıkılmasına oturup bekleyecek değilim işte o kadar. Nereye gidiyorsun kız? Deli koru be.
Serap Hanım. Hoş geldiniz. Lütfen buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim Serap Hanım? Acilen paraya ihtiyacım var. Bana bu hususta yardımcı olabileceğinizi düşündüm. Ne edeceğiz Ramazan? Nasıl diyeceğiz Gülizar seni istemiyor diye? Ha bağıracağım, belki daha sormaz. Hadi abi dur. Baba şerifler hayırlı olsun. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sen de, sen de hafız. Yenge. Saatler olsun, yakışmış. He lan, denle güzel olmuş. He. Yenge. Efendim kaba? Gülizar Hanım ne dedi? Ne mi dedi? Gülizar Hanım efendiye esrarı, gönlü bir çaremi arz etmediniz mi yoksa? Ettim. Ettim de. O ne dedi? Vallahi bak nasıl diyen bilemiyorum ama pek iyi şeyler... Helal. Pek güzel şeyler söylemiş, yemin ediyorum ya. Ne güzel şeyler söylemiş lan öyle hafız. Sen var ya çok yaman adamsın ha. Sen mi konuşuyorsun Ramazan? Gülizar'ın içi çıra gibi yanıyor, yanıyor. Bak şimdi. Bak kıza, ciddiye gidiyor kardeş. İçeri gidiyor avluya, anlıyor musun? Yürürken ha, Gülizar'la karşılaşıyorlar. Gülizar diyor ki, ne hoş geldiniz Pakize Hanım diyor. Pakize diyor ki, aa diyor, sen diyor, iyi ki görmüşüm diyor. Güzel diyor ki, hayırdır? Ondan sonra mevzuyu anlatıyor, tamam mı? Gülizar mevzuyu bir duyuyor kardeş. Gülizar nasıl mutlu oluyor, nasıl mutlu oluyor? Koşuyor Pakize'nin boynuna sarılıyor. Öyle değil mi Pakize'm? Esat'tan mı konuşuyor Ramazan yenge? Ayıp ediyor ne hafız? İkidir doğru mu söylüyor diye soruyun. Bu iş oldu diyorum ya sağa. Alloş. He alloş. Alloş ki alloş. Hayrola kaba? E ben gideyim. Nereye? İşe. Bir an önce gidip çok çalışıp çok para kazanmam lazım. Yakında da düğün derne yapacağıma göre. Doğru söylüyorsun lan, geç çalış. Afiyet olsun size. Tamam. Hadi görüşürüz. Aferin Ramazan. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Ne yapayım ya? Üzülüyordu. Gör elini. Gözlerini böyle belirtmiş, böyle böyle bakıyor. Ya tamam, ben halledeceğim. Sen merak etme, kurban oldum ya. Hem böyle daha iyi oldu. Bak aşkla çalışıyor. Aferin ona. Ne iyileşiyorsunuz burada? Hadi bakayım bak, mallar daha duruyor orada. Hadi durmayın. İşinizin başına. Yasa. Güllü evde mi? Hayır, çıktı. Hayrola? Bir şey mi var, yüzün düştü? Söylemek bana düşmez. Zerra Hanım içeride. Eşyaları götürdüler. Kim götürdü? Haciz memurlar. Güllü'nün kime borcu vardı ki Zehra? Güllü'nün değil. O Orhan denen soysuzun borçları varmış Cemşir. Ne diyorsun sen Zehra? Güllü tahılları rehin verip parasını sağa getirecekti. Ama olmadı.
Hamzama ne olacak Cemşir? Avukat tutamazsak Hamzama ne olacak? Sen üzülme Zehra. Bir şekilde halledeceğiz işte. Gülü de öyle dedi. Ama nasıl olacak? Nereden bulacak? Büyük bir talihsizlik yaşamışsınız. Çok geçmiş olsun. Eninde sonunda işleri yoluna koyacağım. Ancak şimdi hususi işlerim için sizden acil olarak kredi istiyorum. Daha önce Dinç Aslan Fabrikası adına yapmış olduğunuz kredi başvurunuzu... ...fabrikanın vaziyetini göz önüne alarak reddetmek zorunda kalmıştık Serap Hanım. Biliyorum. Ancak bu hususi bir mesele. Krediyi tamamen şahsi ihtiyaçlarım için istiyorum. Geri ödemede bir sorun olmayacağını size garanti ederim. En azından Muzaffer Dinç Aslan'ın adına istinaden... ...bana bu krediyi verebilirsiniz değil mi? Oldukça yüklü bir miktar talep ediyorsunuz. Hesabınız ve fabrikanın vaziyeti düşünülürse... ...bu miktarda bir krediyi vermemiz hayli zor. Ancak yine de elimden geleni yaparım. Çok teşekkür ederim. Genel merkezde görüşmek icap ediyor. Oradan yanıt gelmesi birkaç haftayı bulabilir. Ama benim o kadar vaktim yok. Ne yazık ki bir aydan önce bu parayı almanız mümkün değil. Ama bir ay çok fazla. İşinize karışmak gibi olmasın ama neden tarlalarınızın bir kısmını ya da fabrikadaki hisselerinizi satışa çıkarmıyorsunuz? Bu şekilde daha hızlı netice alabilirsiniz Serap Hanım. Olmaz. Muzaffer'in mal varlığına dokunamam. Hele yabancılara satılmasına asla göz yumamam. O servet oğluma kalacak. O saate kadar onu müdafaa etmeliyim. Anlıyorum. O halde beklemekten başka çareniz yok. Merkezden onay gelince size bildiririm Serap Hanım. Sizi görmem icap etti. Hayırdır, bir şey mi oldu? Size bunu vermeye geldim. Abimin saati. Bunun sende ne işi var? Sormayın. Çok fena şeyler oldu. Ne oldu Gülizar? Ciddi haciz geldi. Ne? Ulan dölü, ulan şerefsiz, ulan boynuzlu. Ne demek vermem lan? Ne demek vermem lan? Ulan şerefsiz, kırayım mı boynuna? Kırayım mı? Siz. Hop. Geri ver parasını. Sağır mısın lan? Geri ver dedim. Canına mı susadın lan sen? De silah alacak satmak kolay tabii. Ne diyor lan bu? Anlatmadınız mı bu benim kim olduğumu? Bana bak ulan. Ayağını denk al. Yoksa kırarım bu ayağını. Havalandırma bitti. Herkes içeri. Hadi sallanmayın. Hata yapıyorsun Kemal kardeş. Battal delidir. Gardiyanlar müdür bile korkar bundan. Biraz aklın varsa dalgasına taş atma. Davet bekleyin, yürüsene. Müdürü görmek istiyorum. Müdür bey meşgul. Belinde silah olan bir adamı içeri soktuğunuzu biliyor mu müdür? Senin canın ücret çekti herhalde. Atayım içeri de rahatla. Thank you.
bir tek bu saati kurtarabildim. Muzaffer Bey hiç yanından ayırmazdı bu saat. Sizde kalması daha doğru diye getirdim. Böyle bir şey nasıl olur? O çiftlikteki bütün eşyalar aile yadigarıydı. Bilmez olur muyum? Allah bitirini saklasın. Ama daha fena şeyler de olabilir. Gülizar, babaannemden kalan yakut bir kolye vardı. Onu da aldılar mı? Vallahi yalan söylemiş olmayayım ama aldılar diye biliyorum. Abim onu Serap'a vermişti. Babaanneme de annesinden kalmıştı. Çok kıymetli bir kolyeydi o. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Allah biliyor ya. Ben o Orhan denen adamı gördüğüm anda nefret ettim. Yani fena bir şey olduğu besbelliydi bu adamda. Serap Hanım onunla nikahlanmayacaktı. Haber verdiğin için teşekkür ederim Gülizar. Rica ederim, ne demek? Yalnız sizden bir ricam olacak benim. Serap Hanım'a geldiğimi söylemezseniz, yoksa çok kızabilir bana. Tamam, verme. Ama ben de senden bir şey rica edeceğim. Rica ne demek? Emredin, buyurun. Bundan sonra çiftlikte olup biten her şeyden beni haberdar edeceksiniz. Ama her şeyden. Siz hiç merak etmeyin. Söz veriyorum. Hizmetim karşılıksız kalmayacak. Hoşçakalın. Güle güle Gülizar. Hadi bakalım, sıhhatler olsun. Heh. Eyvallah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Var ya, 10 yaş genceldin ha. Hadi bakalım, güle güle. Hadi güle güle. Cemşir. Cemşir diyorum, kurban. Duymuyor musun? Kusura kalma, kurban duymadım. Ne oldu? Güllü'yü ikna edebildin mi avukat konusunda? Ha, ettim. Ettim etmeyi ama Güllü'nün avukata verecek parası kalmamış. O Orhan denen şerefsiz soygun soğana çevirmiş kızı. Çiftliğe bile haciz gelmiş, işte. Ne diyorsun? Ya, sureti gitti, laneti kaldı. He. Ama Cemşir, şimdi Güllü koskoca bir çiftlik sahibi değil mi? Toprakları var, fabrikası var. O bir hal çaresi bulacaktır kurban. Bence sen boşuna endişeleniyorsun. Doğru diyorsun Reşit de vaktimiz kalmadı. Oysa usulüne uydurup Hamza'mı kurtaracak avukat da bulmuştum. Ama adam benim babamın oğlu der ki para ister işte. Hay Allah ya. Ne yapmak lazım ki? Cemşir. Kurban. Akıl ne diyor biliyor musun? Ne diyor işte? Akıl diyor ki sen bir tefeciden borç alsan. He? Bak böyle bir adamın buralarda olduğu benim kulağıma çalınmıştı. Herifçioğlu büyük miktarda paraları borç veriyormuş. Ha? Ne dersin? Nerede bu tefeci? Sultanım, ne mi bu? Gülizar Hanım! Sen neden Hafız Efendi ödümü kopardın ya? Bir kusur işlediysem affımı rica ederim. Neyse canım, sen yabancı sayılmazsın. Affedildim. Yabancı değilim, değil mi? He. Hayırdır? Bir şey almaya mı indiniz şehre? Yok. Birini görmeye geldiydim. Kim acaba? Kimi göreceydiniz? Canım birini işte. Sevindiniz mi bari onu gördüğünüze? He, çok sevindim.
O da sevindi mi sizi gördüğüne? Sevinmiştir Zahir. Neyse, ben müsaadenizi rica edeceğim. Size de hayırlı işler. Diyemedi. Seni görmeye geldim diyemedi. Utandı. Gülizar. Canım benim. Seni tebrik ederim Serap. Dinç Aslan ailesinin şerefine en büyük lekeyi sürmeyi başardın. Ne diyorsun sen be? Çiftliğe haciz geldiğini biliyorum. Ailemden kalan en değerli eşyaları alıp götürmüşler. Annemden, babamdan, abimden kalan, senin elini bile sürmeye layık olmadığın eşyalara senin ahmaklığın yüzünden el koymuşlar. Benimle doğru konuş. Sen benimle böyle konuşamazsın. Kendine gel. Seninle istediğim gibi konuşurum. O çiftliğe layık olmadığını sana defalarca söyledim. Sen de beni haksız çıkarmamak için elinden geleni yaptın ama artık yeter. Ailemden kalan hiçbir şeye zarar vermene müsaade etmeyeceğim. Duydun mu beni? Onu Orhan'a yardım ederken düşünecektin. Onu Orhan'ın pisliklerini örtbas ederken düşünecektin. Sen de en az benim kadar suçlusun. Bunu sakın aklından çıkarma. Bütün bu yaptıkların hesabını ödeyeceksin. Beni ya da bir başkasını suçlayarak bu işin içinden sıyrılamazsın. Her şey senden geri alacak. Ailenden, abimden kalan her şeyi tek tek kaybedeceksin. Geldiğin yere geri döneceksin sen. Geldik işte. Niye, ne oldu ki ne? Bana bak. Sen gene ne dolaplar çeviriyorsun ha? Bir dolap filan çevirdim yok. Hanım geldi mi? Yok, gelmedi. Nereye gittiğini bana demeyeceksin mi? Yok anam. Sana zırnık laf yok. Niye ki? Diyeyim de hemen hanıma yetiştir değil mi? Ben, sen, kız... Bugüne kadar hangi lahırdını hanıma yetiştirmişim? Sen bana dedikoducu karı mı demek istiyorsun he? Ay tövbe, haşa, ne münasebet. Kız Reşit Efendi bu çitlikte niye kovuldu? Ha? Benim odama girdiğini hanıma yetiştirin kim idi? Bak sen arsıza, değil de bu kadar. Sen onun ne olduğunu biliyorsun. O başka şeydi değil mi? Aman canım. Neyse yani. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Bu hal hal değil. Bu çitin tepesinde var ya kara bulutlar dolanıyor. Bu Orhan Miminit sizi bu çitin sonunu getirirse hiç şaşırmam yani. Kız hız. O ne biçim lahırdı öyle? Ağzından yel alsın Allah korusun. Aman yel gayadan ne almış ki? Görünen köyde kılavuz istemiyor yani. Ben de kendimce bir takım önlemleri alıyorum tabii. Bu yani. Mezelerin en tazesi, kebabın en şahanesi, içkiler akar su gibisi, Zaloğlu'nun meyhanesi. Zaloğlu, Zaloğlu, Zaloğlu. Aha da bu. Kim? Hani dedim ya Ökkeş, kebabı şahane diye. Esah mı? Birer dene yiyek de sen hüküm ver. Hadi. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz ağalar, buyur, buyur. Birer dürüm yap ha. Ama
Geçen yediğim gibi en alasından olsun. O ne biçim laf öyle? Ha, en alasındaymış. Zavallı meyhanesi kebabı bu. Elbet en alasından olacak. İstersen sor onun komşuya sağa sola. Hiç burada bir tane fena yiyen biri var mı diye. Sor bakalım. E bakalım. Selamünaleyküm Hafız. Hoş gelmişsin Ramazan. Hoş gördük. Hayırlı işler. Eyvallah. Ay sana kebap sattım. Vallahi sayısını bilmiyorum Ramazan. Eyvallah valla. Kalmadıydı kebap. Onun için gittim kasaptan kıyma aldım. Geldim sabahleyin. Hepsini bitti. Helal lan sana Hafız. Baba, maniyi okuyun. Ne ne? Vallahi bütün adını ezber etti, hatim indirdi. Güzel güzel, senin sesine kurban olurum ben kardeşim benim. O zaman desene akşamleyin aha, böyle olacak meyhanenin içi, tıka basa ha. Eksik falan yok değil mi? Ne gülüyün lan pişmiş kelle gibi manyak. Bir şey var seninle ha? Yok yok. Ayıp ediyorsun ha, bana söylemeyin ne olur. Ya sen gelmeden ha. Az önce. Ha. 10 dakika önce Gülizar hanımefendiyle karşılaştık. Öyle mi? He, az biraz da kasbı hal ettik. Bir şey belli etmedin, değil mi? Ettin mi lan yoksa? Hiç eder miyim? Yani utanır diye hiçbir şey demedim. O güzeller güzeli, o peri padişahının kızı. Yanık. Gülizar'ı deyin. Her halinden belli. Neyse neyse, az laf çok iş kardeş, tamam mı? Maniyi böyle aşkla, şevkle bağır ki ne kardeş? Akşamleyin meyhane tıka basa dolup taşsın abi, değil mi? Tabii, tabii. Hadi bakalım. Tabii. Aşkla, şevkle bağırıyorum Rabasa. Tasarrufa gitmek için yemekhane masraflarını kıstık. Nakliye kamyonlarının da bazılarının sayısını düşürdük. Yani anlayacağınız, elimizden geleni yapıyoruz. Tabii çalışma saatlerini de artırdık. Hala. Yalnız bu vergi borçlarımızla ilgili herhangi bir şey yapabildik mi? Çünkü ödeyemezsek çok ağır cezalar mevzulayız. Henüz bir şey yapamadım ama halledeceğim. Güllü kızım. Hatice teyze nasılsın? Vallahi hiç iyi değil kızım. Günde 12 bazı 14 saat çalışır oldu. Tek mil perişan oldu. Bir hal çaresi bul, kurban olayım. Üretimi arttırmak için daha fazla çalışmak zorundayız. O yüzden söylenmeyi bırakın da işinizin başına dönün. Dönmezsek ne olur? İki haftadan beri para da alamıyoruz. Canımızı da mı alacaksınız? Paranızı alacaksınız, söz veriyorum. Elinin hamuruyla erkek işine karışırsan böyle olur. Ne dedin sen? Yalan mı? Doğru. Muzaffer Bey başımızda olsa böyle mi olurdu arkadaşlar? Doğru. Ya yeter artık. Haddinizi bilin. Tamam, beni dinleyin. Fabrikamız zor bir dönemden geçiyor. Daha fazla çalışmamız, daha fazla yorulmamız gerekebilir. Ama her şey eskisi gibi olacak, söz veriyorum. Şimdi lütfen işinizin başına dönün. Çiftliğe Haciz gelmesini aklım almıyor. İyi ki Orhan boşanırken bu evi bana bırakmış. Sen şanslısın Sarıcığım. Senin evine ve eşyalarına bir zarar gelmedi. Ama şunu unutma ki... o çiftlikteki eşyaların çoğunluğu benim aileme ait. O kadına değil. Serap'ı neden suçladığını anlayamıyorum halde. Orhan'la evlenmesi için çırpınan sendin. Ben bu evliliğe mani olmak istediğimde beni sen susturdun. Öyle değil mi? Hı? Biz Orhan'la bir anlaşma yapmıştık. Sen o aptal mektubu yazmış olmasaydın şimdi her şey çok başka olurdu. İşleri karıştıran ben değilim halde. Artık başkalarını suçlamaktan vazgeç. Özellikle de Serap'a. Sonuçta bu olaylardan en çok mağdur olan o.
Onun bu kadar aptal olması benim suçum değil. Abim bütün mirası o kadına bırakmamış olsaydı, ben de Orhan'la anlaşma yapmak zorunda kalmayacaktım. Hem sen ne zamandan beri Serap'ın tarafını tutuyorsun? Ben hiç kimsenin tarafını tutmuyorum Halide. Sadece Serap'ın yaşadıklarını anlayabiliyorum. Bu kadar. Hem Serap'ın yaptığı aptallıksa... ben o aptallığı 17 yıl sürdürdüm. Hem biliyor musun? İçimden bir ses... Orhan tekrar ortaya çıkacak diyor. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Senden ne gizleyebilirim ki? Çok üzgünüm Muzaffer. Halide haklı. Bütün olanlar benim suçum. Sen bana güvendin. Her şeyi bana bıraktın. Benim her şeyi idare edebileceğimi düşündün. Ama ben çok büyük bir hata yaptım Muzaffer. Seni hayal kırıklığına uğrattım biliyorum. İşleri yürütmekte muvaffak olamadım. Ama sana söz veriyorum. Bu çiftlikten aldıkları her şeyi geri getireceğim. Servetini korumak için elimden geleni yapacağım. O servet oğlumuzun hakkı. Sana söz veriyorum Muzaffer. Yemin ediyorum kabak sende de hayır yokmuş bilin ya. Saate bak, aç olmuş. Ne gelen var, ne giden. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Zaloğlu. Ne o? Artık selamımızı da mı almıyorsun? Yok. Yalnız ben değil ki ne? Hiç kimse almıyor senin selamını. Ha. Belli belli. Bir meyhanene gerek dedik. Şurada iki kadeh içek dedik. Şu güzel mezelerinden bir yiyek dedik. Fena mı ettik? Oturak mı? Otur. Sen hangi parayla yiyip içeceksin Berber Reşit? Ha. Demek asıl mesele bu. Bak. Bak. Buna para deniyor. Tanıyın mı? Bileyim mi? Bak. Para. Neymiş? Para. Sen o banknotları nereden bulayım? Ustan sazan mı yaptı ha? Zam yaptı. Dedi ki, sen bana bir baksana Reşit Ağa dedi. Bak, ben çırağım ama ustam bana bir bak hele Reşit Ağa diyor. Ya, ben de berberim, sen de berbersin. Ama sen benden kat be kat daha iyi bir berbersin dedi. O yüzden benden daha fazla para kazanman lazım dedi. Ya sonra da maaşıma zam yaptı. Bak şu adamdaki konuşmanın güzelliğini görüyor musun? Ha? Helal olsun ustama. İşte böyle bir usta. He, helal olsun. He. Haydar. Berber Reşit Emin Rahil'le meze istiyor. Getir, getir. Dükkan da bir ferahlamış ha, iyi olmuş böyle. Sana
güvenende kabahat sana, güvenende. Mezelerinin tazesi, kebabının şahanesi, içkiler oluk gibisi. Zaloğlu, Zaloğlu, Zaloğlu meyhanesi. Aman efendim, aman. İşte Zaloğlu meyhanesi, bizim meyhanemiz burası. Hoş geldiniz, şeref getirdiniz meyhaneme yemin ediyorum. Biz meyhaneye gelmedik kardeş. Kebap istedik, zorla bizi buraya denk sürükledi. Tamam, tamam ya, aynısı zaten. Geçin buyurun içeride, hem kebabınızı yeniz, hem rakı da var, biliyor musun? Meyhaneyi boş ver de sen, bana iki dürüm sat. Ya şimdi burada bu soğukta değil mi? İnsan üşüyor yani. Kebap gelir mi hiç? İçeride tezgahın başında güzel mangalın önünde. Ha ne diyorsun sıcak sıcak? Allah bereket versin. Eline zeval vermesin. Ya Allah Allah, ben anlamıyorum ki ne bunları. Şimdi siz niye meyhaneye gelmiyorsunuz ki ne? Ben onu anlamıyorum Allah Allah ya. Ya bunları o İbrahim ayısı korkutuyor ha. Ya çok üstlerine gidiyorsun. O kadar baskı yapma, adamlar gelirler. Senin için söylemesi kolay kapak. Burada banknotları basıyorsun dangır dangır dangır. Basıyorsan ben kendim için basmıyorum. Al, bu senin payın. Bu yarın sabahki erzak alışverişi için. Bu da benim emeğim, rızkım. Hadi iyi geceler. Zaloğlu'nun meyhanesi. Zaloğlu. Bana Allah razı olsun ha. Zaloğlu, Zaloğlu. Eğer sen de kabak hafız için geldiysen kaçırdın ha, gidiyor ha. Yok. Ben meyhaneye geldim. Rana. İyi geç. Aleykümselam. Cemşir, ne oldu kurban? Hallettin mi o işi? Gittin mi tefeciye? Gittim. Ağzı o payını da aldım. Hiç yanaşmadı bile İblis. Sana verdiğim parayı geri alacağımı nereden bileyim dedi. Senin tenekedeki evlere mal mı diyorsun dedi. Ben ne yapacağım Reşit? Hiç vakit kalmadı. Cemşir, bak hemen. Bu herif kalantorun biri, bu belli. Sana bana kestiği tırnağı vermez bu. Bize vermez ama beni iyi dinle. Güllü'ye verir. Yok, Güllü'nün o tefeciden para almasına izin vermem. Öyle adamlar iliğini kurutur adamın. Ya tamam, tamam da sen şimdi vakit kalmadı demedin mi? Ya dedin mi demedin? He. O zaman madem ki Güllü bir iyilik yapmayı kabul etti,
Artık o tefeciye de gidecek yani. Demek öyle oluyor ha? Güllü kabul etti yani. Güllü, Serap Hanım, kocasının katiline avukat olacak. He mi? He. Vicdanı galip geldi kızım. Kardeşine yardım edecek. He. Açın tabi. Her kafasına sen adam vursun, ocak söndürsün, birilerinde vicdanı galip gelsin. Öyle mi? Sen ne diyorsun Ramazan? Hamza'yı assınlar mı yani? He, assınlar. Assınlar ki ne? Sokakta herkes adam vurmasın. Assınlar ki ne? Benim dayımın kemikleri mezarına sızlamasın. Bak hele, bak hele Ramazan. Şimdi biz cezasız kalmasın demiyoruz ki kurban. Oğlan zaten mahpusta. Diyor ki yani canına kıyılmasın demek istiyor. Baba yüreği işte anlasana. He, baba yüreği öyle mi? O baba yüreği oğlu benim dayımı vururken neredeydi? Bu lafları iyi belli Ramazan. Hiç unutma. Niye ki ne? Elbet sen de bir gün baba olacaksın. Hamza, sabahtan beri bir şey yemedim. Hadi bir şeyler ye. Ya aç değilim Kemal. Lan ölü, boynuzluyor mu lan sen beni? Nerede bu somunun yarısı? Beni ayağını öpeyim ha. Karnım aç, sabahtan beri bir lokma yemedim. Yıkıl ulan! Bana bakın lan! Kimse buna yemek vermeyecek. Açlıktan geber, anladınız mı? Efendim vereceksin ekmeğini. Başka çare var mı ki? Hele, yola geldin değil mi? Gel aç bakalım şöyle ağanın eteğine doğru. Ekmekleri geri dağıt. Ne diyor lan bu? Duymadın galiba. Ekmekleri geri dağıt. Bana mı? Sen haddini aştın lan! Yapma ağam! Yenidir o! Fakir fukaraya zulmetmek ne zamandan beri ağalık oldu lan? Ya neyle olur lan? He? Neyle olur? Yürekli olur. Allah! Siz de az yürekli olun. Vermeyin bu it ekmeğinizi! Yaptım ulan seni! Yaptım ulan! Salavat getir! Lan! Lan! Hamza! Hamza! Hamza dur! Hamza! Ulan ulan! Hamza! Hamza! Hamza? 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 Hamza iyi misin? Hamza? Hamza kendine gel. Hamza! Hamza! Anacığım, rüyaydı. Astılar!
Bastılar Hamza. Ana, geçti tamam. Bak ben buradayım, rüyaydı. Bana kaydılar. Hamza'ma kaydılar. Tamam. Rüyaydı öyle mi? Rüyaydı. Nasıl bir felaket? Ben aslında nasıl dayanırım Güllem? Nasıl dayanırım? Nasıl dayanacağım? Şşş! Ana, geçti tamam. Hoo, Hafız Efendi, erkencisiniz bakıyorum. Erken kalkın, erken yol alır derler. Ha, gene işe mi koyulacaksın? Var ya, bu gidişte iki güne kalmaz, yemin ediyorum. Köşeye dönecek, biliyor musun? İşe değil. Ya nereye? Çitliğe. Gülizar hanımefendiyle konuşmaya gidiyorum. Hoppala! Nereden çıktı ki de şimdi bu? Öylesine birden aklıma geldi. Gülizar hanımefendi dün şehre beni ziyarete geldi. İade-i ziyaret yapmak lazım değil mi? Konuşmak, anlaşmak. Yakında da düğün olduğuna göre. Ya Hafız kardeşim, Allah Allah. Birazcık süratli gitmeyin diyor. Bu işler aceleye gelmez ki ne? Acele etmeyeyim de neden? Artık elim ekmek tuttuğuna göre ne yapacağım? Acele edeceğim tabii. Hafız bak diyorum ki ne ben sana. Acele şey şeytan karışır. Öyle değil mi kardeşim? Hem... Sen hiç düşüneyim mi kardeşim? Sen bizim evde kalıyorsun ha, haberin var mı? Ha, ha. He ya, niye kalıyorsun bizim evde? Ben sizin evde kalıyorum. Bizim dam akıtıyız, ondan yapamadım da. Ha, senin damın damlarken ha, evinde dirlik düzen yokken sen kalkıp gidip Gülizar Hanım'a izdivaç teklif edeceksin. Hiç öyle şey olur mu? Allah'ına konuş Pakizem. He, vallahi doğru söylüyor. Doğru diyorum olay. Vallahi doğru söylüyorum biliyor musun? Ben de doğru diyorum. Ben de gönlümü açmam lazım. Arzı meram etmem lazım. Kardeş gene git gönlünü aç. İşte arzı meram et öyle der mi? O zaman ben gideyim. Öyle der kurban oldum. Mektup yaz. Sevda mektubu mu? Senin gibi böyle boylu poslu, yakışıklı, elleri kalem tutmuş, dili mürekkep yaramış bir adamın yazdığını yemin ediyorum bir çırpıda okur o kadın var ya. Yanlış mı söylüyorum Pakizem? Bir konuş hele. Ramazan. Efendim canım ciğerim. Sen hiç belli etmiyorsun ama sanki aklın çalışıyor gibi. Yani ben hemen gidip kalem kağıt bulayım. Halt ettin. Ha? Bir de beni öpüyor ya. Azı endam alayım. Hele bir mektup yazsın da gelsin kolay dur bak. Ana. Daha iyi misin bugün? İyiyim kızım. Şuramda bir şey var ama nefes alamıyorum. Ay. İyice yat dinlen. Bugün odadan hiç çıkma tamam mı? Tamam kızım. Gülizar. Güllü içeride mi? He, içeride. Siz buyurun, ben geldiğinizde haber vereyim. Gülizar, hayırdır? Hanımım, babanız Cemşir Efendi geldi. Tamam. Hayırdır baba, ne oldu? Kızım, başına geleni biliyorum. Ama avukat için para lazım.
Çok fazla vaktimiz kalmadı. Avukatla konuşup dilekçeyi hemen yollamasını isteyebiliriz. Suat Bey bana itimat eder. Ücreti daha sonra vermemi kabul edecektir. Ama diğer işler için para bulmam lazım. Güllü, kızım dün ben bir adama gittim. Para istemeye. Tefeci. Bana vermedi. Sana verir. Senin koskoca çiftliğin, fabrikan, domofilin var. Nasıl bir adam bu? Ensesi kalın bir adam. Adana'nın en büyük tefecisi diyorlar. Tamam o halde gidelim. Şimdi mi? Evet, evet. Başka çarem kalmadı. Bankayı bekleyecek olursam fabrikada iş duracak. Hadi hemen gidelim. Beni çağırmışsın halde. Lütfen otur Selim. Az önce bir telefon aldım. Bir müşterimizi daha kaybettik. Yaşam Dokuma Fabrikası artık bizden pamuk alamayacaklarını bildirdi. Serap'ı bekleyerek daha fazla oyalanmak istemiyorum. Lütfen isteği tamamla. İşçilerin yarısını çıkar. İyi de Serap Hanım'ın imzası olmadan... Selim. Serap'ın bu işlerden anlamadığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bu fabrikayı kurtarabilecek tek kişi benim. Lütfen, dediğimi yap. Mesuliyet bana ait. Peki. Nasıl istersen. Güzel hurim. Güzel... Hurim. Canım mele, canım mele. Canım meleğim. Aşkının ateşinden bağrım çöllere döndü. Aşkının ateşinden bağrım çöllere döndü. Bağrım çöllere döndü. Gönül. Kuşu uçup gitmekte gözlerinin Baba. Hayalinde. Uçup gitmek hevesinde gözlerinin... Sana sesleniyorum kabak. Duymuyor musun? Öyle birden korkuttun beni. Çirkin gibi usul usul gelip sokulunur mu hiç? Hayırdır? Sen burada böyle kendi kendine istida yazdığına göre bir derdin var. Varsa var. Sana ne? Çok ayıp oluyor ama kabak. İnsan evladı gibi soruyoruz değil mi? Bakalım neymiş. Güzel Nurim. Kabak. Hurim. Ha. Güzel Hurim. Canım melekim. Vay vay. Aşkının ateşinden bağrım çöllere döndü. Vay vay vay. Senin yavuklun mu var? He var. Olamaz mı? Yok canım gözümüz yok. Dünya arak bacımız olsun ya. Bak. Sevindim vallahi. Sen de bir öğrenmişsin. Varsa var, varsa var. Ya kabak ya. Sen bana bir bak hele. Bende hiç sevdadan anlamayan bir adam tipi var mı? Sen ne? Anlıyor musun yani? Aramızda kalsın. Evli barklı adamım ama geçen sene benim de gönlüm bir güzele kaydı. Esa mı söylüyorum? Ha? Yani benim durumum kebin. Ama kabak, öyle bir dilber, öyle bir işvebaz, öyle bir avrat ki sorma gitsin. Bu avrat var ya, hem böyle kafalı, hem böyle çok güzel, hem de biliyor musun böyle
etine metine dolgun bir avrat. Böylesini var ya, arasan bulamam. Vallahi tıpkı benim yavukluğumu anlatıyormuşsun gibi. Ya, bilir mi kabak ya? Sevda böyledir işte. İnsana sevdiğini böyle dev aynasında gösterir. He. Neyse, sen şuradan bana bir dürüm sarı ver hele. He. Kabak, senin bu yavukluğunu ben tanıyor muyum? Tanıyorsun ya, ama adını söylemem sana. Niye ki? Neme lazım? Belki nazarın dokunur değil mi? Yok canım, ne nazarım dokunacak ya? Sen de hele de. Reşit! Reşit de yok. Gelirim, gelirim. Aha, bu da benim karı. Bir bak Allah aşkına. Şuna avrat demek için bin şahit istemez mi? Bir bak. Hadi sen de bir adam, yürü. Tamam, gelirim, git sen. Baba. Hadi yürü. Ben bununla yaşıyorum işte. Hadi git sen, geldim. Yürü. Kim bu ya? Zalalım mı yani siye? Buyurmaz mıydınız? Lüzum yok. Bana 50.000 lira para lazım. Hemen verebilir misiniz? Vermesine veririz elbet. Hele bir senede hazırlayalım. Gerisi kolay. Serap dinç hastanın babası olduğunu diyeydin. Seni de üzmezdik. Kusurumuza bakma. Yalnız benim çok acelem var. Hemen hazırlarsanız şu senedi parayı alıp gidelim. Tez canlısın demek. İyi. Elli bin burada. Bir ay sonra 100.000 olarak geri ödersin. 100.000 mi? İşine gelirse Serap Hanım. Tamam peki. Şuraya da bir imza atalım. Baba, avukata git. Bu parayı ver. Hemen dilekçeyi göndersin. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Bu işi anam için yapıyorum. Tamam. Tamam. Bu kaçırttığımız herifin karısı değil mi? Bak hele. Orhan'ın karısı bu demek. He, ta kendisi. Kadın yana yakala her yerde adamı arıyor. Kocasının başına gelenden haberi yok zahir. Yakında öğrenir. Neyse halın, o çıksın falın bacım. Hadi bağlama. Kız Gülizar, vallahi sağ yol gözüküyor. Bak sen. Aman bacı. Bir koskocaman yağmur bulutu. Kız ben sana demedim mi buranın üstünde böyle kara bulutlar geziyor diye? O işte. Yok bacım. Bunlar yağmur bulutu gibi. Kısmetli. Hayırlı.
Kız Gülizar, sen evleniyor. Bak duvak kız. Bak hele. Ay yok beyim, bakmayayım bak. Bacım, vallaha sen evleniyor. Olmazsan bana da seyyar bacı demesinler. Aman, filler çıkmış şöyle şekerim. Uzun boylu, kelli felli. Böyle iriyorum. Enine boyuna en damlı çakır mı çakır gözlü biri. Kız ağzında bal damlıyor yemin ediyorum da. Kız bunun bir şey var. Neyi var? Vallahi otomobil desem otomobil değil. Otobüs desem otobüs değil. Kız bunun bir tane seyyar arabası var. Seyyar mı? He. Kebap satıyor. Sen bir şunu bana. Ben de oturmuş ciddi ciddi dinliyorum bunu. Kız vallahi hanım bizim bu halımızı görse düdük gibi üfler ha. İş çok hadi. İşe koyulalım. Ama ne işimiz var? Kilirde ne varsa idare edin. Masrafları kısacağız demedi mi? İşte bir darhana bir bulgur. Tamam. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırdır? Hiç. Zehra'yı merak ettim de bir uğrayıverdik. Ha. İyi değil, yatıyor. Malum. Malum ya. Benim de aklım onda kaldı da. Pek göresim geldi arkadaşımı. İyi. Madem özledin, gel gir bari. Nasılsın Seyyar'a bacı? Sağ olasın Reşit Efendi. Kusura kalma, benim biraz işim var. Sen işine bak. Kardeş, ben Hamza'yı görmeye geldim. Bir zahmet çağırır mısın? Hamza, idamlık olan mı? He, idamlık olan. Senin haberin yok o vakit. Neden benim haberim yok? Dün Hamza'nın koğuştan kaç çıktı. Hamza vuruldu. Ne diyorsun sen ya? Nasıl? Cemal Şahin. Görüş yerine. Hamzam nerede? Hastaneye kaldırdılar. Vuran herif de hücreyi boyladı. Nasıl oldu bu Kemal? Beni müdafaa ederken oldu. Hamza hayatımı kurtardı. Yarası ağır mı? Kardeşim, kuruyup kabuğuna yapışmışsın. Niye böyle kendini pel perişan ediyorsun? Yok ben iyiyim. Mühim olan Hamzam. Çok fena rüyalar görüyorum Hacer. Şurama bir baş oturdu sanki gitmiyor. Ya diyorum şimdi Hamzam'ı aldılarsa, götürdülerse.
Allah kimseciklerin başına vermesin. O mahalledeki garılar meraktan çatlıyorlar. Acep ortalık yerde mi asılacak diye. Düşenin halini kim anlar? Kaderi böyle yazılmış oğlumun. Sanki ne etsek de değiştiremeyeceğiz. İnanmak istemiyorum ama içime öyle doğuyor. İnsan evladının başına ne geleceğini bilmez mi Hacer? Gülizar. Ben de işte çarşıda bir dükkan açtım. İşlerim de maşallah çok iyi. Yani şöyle söyleyebilirim. Hani çiftçi başlığa göre çok 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 daha iyi gidiyor. Ya? Allah arttırsın, ne diyeyim? Amin, amin. Sen hiç beni özlemedin mi kız? Belli ki özlemedim. Ama... ama ben seni çok özledim. Bana bu çitlikten giderken ettiğin beddualar ne çabuk unuttun. Canım şimdi onlar öyle kızgınlıkla söylenmiş hatalı laflar. Geçti gitti değil mi? Hiç ağzın sulanmasın. Hemen sana diyeyim mi? Benim artık bir talibim var, haberin olsun. Kız, talibin mi var? Evet, talibim var. Yakında bu çitlikten gidiyorum. Yani dediğin gibi burada kuruyup kalmayacağım yani. Listesi. Senin bu duruma bir çözüm bulacağın yok. Dolayısıyla benim dediğimi yapacağız. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Size söyledim. Bu fabrikadan tek bir işçi bile çıkarılmayacak. O halde ne yapacağız Serap? Fabrikanın batışını mı izleyeceğiz? Hayır. Borçlarımızı ödeyeceğiz. Gerekirse iki katı pamuk ekeceğiz. Daha fazla makine, daha fazla işçi alacağız. Bu fabrika Muzaffer zamanında nasılsa yine öyle olacak. Hamza! Hamza! Hamza, benim oğlum. Burada mı kurban? İçeri giremezsin, yasak. Yasak da, o benim oğlum bir yüzünü göreyim. Kesin emir var, yasak. Asker bir yüzünü göreyim. Hamza benim oğlum. Nasıl? Kurşunu çıkardık. İç kanaması olabilir. Bekleyeceğiz. Geçmiş olsun. Her şey halloldu. Avukatın parasını yolladım. Esra mı kızım? Esra ya. Merak etme. Avukat bundan sonra kararı bozdurmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Güllüm. Sen benim biricik anamsın. Senin için her şeyi yaparım. Tamam şey... Ne var Gülizar?
Reşit Efendi geldi de sizi görmek istiyordu. Ne istiyormuş? Cemşir Efendi göndermiş. Fena bir şey olmuş Zahar. Ne var, ne oluyor? Hanımım Cemşir hastaneden ayrılamadı da beni gönderdi. Hastaneden mi? He. Şey... Hamza vurulmuş da. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ramazan. Ne yaptın Hafız? Bitirdim. Neyi? Mektup. Öyle mi? İyi hadi oku bakalım. Yengem var, ayıp olur. Ya dellendin mi kardeşim? Geç oku bakalım. Geç geç hadi. Hadi bakalım. Peki o zaman. Güzeller güzeli Gülizar hanımefendi. Seneler boyu bir bilinmez düştü benim için sevda. Kalbimin bir eşi, gönül kafesimin kuşu olacak. Bu cihanın tüm dert ve kederlerini benimle göğüsleyecek. Alemin sefasını birlikte süreceğim bir zevcenin hayalini kurar idim. Ne oluyor lan? Muradım bir an evvel size vasıl olmak ve sonsuza değin kollarınızda, yanınızda ömür tüketmektir. Dilerim bu rüyam bir an önce hakikate dönerek tez vakitte birbirimize kavuşuruz. Kulunuz, köleniz, Kabak, Hafız. Vallahi kaba. Eline diline sağlık. He vallahi Hafız, yemin ediyorum eline diline sağlık. Ama olmamış ki ne Hafız yani. Niye ki Erener? Yani şimdi kardeş ben senin dostunum, arkadaşının kardeşinim. Nerede benim sana yalan söyleyecek halim yok yani. Ama bak sen bu mektubu Gülizar'a ver. Mektubu okusun. Sana yeminle diyorum var ya, okuduğu dakika parçam pinçik kapı kaldırıp atmazsa ben adam değilim. Niye? Çünkü çok çapkın olmuş Hafız ya. Hani böyle her kadına yolluyormuşsun gibi yani olmuş. O diyecek yine her kadına yolluyadığı mektuptan yollamış bana diyecek. Anlıyorsun değil mi? Hem kardeş yani biraz da böyle ezber olmuş ya. Ben ne diyeyim peki şimdi? Vallahi Hafız ne diyeyim ki ne yani. Daha içten daha böyle içinden olsun yani. Ben kardeşinim böyle konuşuyorum. Ya niye öyle diyorsun adama? Ne güzel yazmış işte. Allah Allah. Biz bilmiyorduk sanki güzel olduğunu. Duymadık yani burada. Ya Pakizem, ben şimdi Hafız'a dönüp kardeş çok güzel olmuş desem ne yapacak? Dönüp bana diyecek yine, ey o zaman alın bunu götürün, Gülizar'a verin. Sonra ne yapacağız? Kurban olduğum bizim zaman kazanmamız gerekiyor, anlıyor musun? O yazıp getirecek, diyeceğiz ki yok burası olmamış, yok bu böyle olmuş, burası eksik, şurası eksik. Almayacağız yani, anlıyor musun? Zaman kazanmamız lazım ya. Aman iyi.
Yalnız çok güzel yazmışlar. Ya çok güzel yazmış değil mi? Vallahi ya. Böyle içimde acayip bunlar. Hamzam! Hamzam nerede? Zahra! Cemşir! Cemşir! Hamzam nerede? Daha ayılmadı. Hastamız kendine geldi. Ah, çok şükür. Kızım, oğlumu görebilir miyim? Jandarma koymuyor. Oğlum. Beş dakika. Beş dakika oğlumu görebilir miyim? Sen dur hele. Tek anası geçsin. Neredesin Orhan? Neredesin? Thank you.
ya olmuyor. Ben bu işi beceremeyeceğim. Yavuz niye öyle diyorsun? Niye kardeşim ya Allah Allah? Sen mürekkep yarayıp yutmuş adamsın. Konuşuyorsun ya. Ya yazıyorum yazıyorum. Beğenmiyorsunuz ama. Sen şu son yazdığını bir ver hele bana. Boğulmuş bence. Nasıl yani? Vallahi çok güzel olmuş. Bakalım. Aferin kaba. Kedi olalı bir fare tuttun sonunda. He, sağ ol yenge. He. Hadi bakalım Ramazan. Mektup tam. Şimdi de sıra bunu gidip Gülizar'a vermedi. Bunu da yapsan yapsan anca sen yaparsın. Al bakalım. Dinç Aslan çiftliğinden hazredilenler de varmış. Serap Hanım değil mi şu? Eşyaları geri alacak herhalde. Herkes yerini alsın lütfen. Müzayede başlıyor. İlk parça 19. yüzyıldan kalma, el oymacılığın güzel bir örneği olan İsviçre duvar saati. 500 liradan müzayedeyi açıyorum. 550. 700. Serap Dinç Aslan'dan 700. Arttıran. Satıyorum. Sattım. Kemal Şahin, haber geldi. Yarın davan görülecekmiş. Sağ olun. Hayırlı olsun kardeş. Sağ ol. Hayırlı olsun abi. Sağ ol kardeşim. Şimdiki parça zümrüt bir kolye. 2000 liradan arttırmayı açıyorum. 2500. 3000. 3000'den de arttıran. Dört bin. 4500. Haldanımdan 4500. 5000. 5500. 10000. 10500. 11000. 11000'den de arttıran. Satıyorum. Satıyorum. Sat. 15000. Tekrar eder misiniz? 15000 dedim. Adınız? Ekrem Çeliker. 15000'den de. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Affedersiniz. Ne istiyorsunuz? Sakıncası yoksa size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu kolye neden sizin için bu kadar mühim? Aile yadigarı. Kuşaklardır ailemize aitti. Ama artık değil. Ya siz? Bu kolyeyle niçin bu kadar alakadarsınız?
Kaybetmenize gönlüm razı olmadı. Artık sizin. Yasina, Gülizar. Eşyalarımızı geri aldım. Hadi eski yerlerine yerleştirin. Derhal hanımım. Gülizar, anam geldi mi? Sabahından hastaneye gitti ya, daha dönmedi. Hiç bıraklanma kardeşim. Çıkacaksın Allah'ın izniyle. Güllü nasıl? Bu aralar gördün mü? Vallahi çiftliğe haciz geldi diye bir şeyler duydum ama ne kadar doğru bilmem. Fabrikada da vaziyet hiç iyi değil ama. Kemal, sen çıkınca ne olacak? Yani Güllü ile sen ne yapacaksınız? İkiniz de nikahlısınız. Efendim. İyi günler. Ben avukat Suat Saylan. Serap Hanım'la görüşecektim. Aa, benim Suat Bey. Buyurun. Serap Hanım, Kemal'in mahkemesine haber vermek için aradım. Duruşma yarın saat 10'da. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Hanıma, fena bir haberi yok ya inşallah. Yok Gülizar. Kemal'in mahkemesi yarınmış. Ona haber verdim. Alo. Alo Halide Hanım. Efendim Gülizar. Hanıma şimdi telefon geldi de Kemal'in mahkemesi varmış yarın. Alo. Duydum Gülizar, buradayım. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Alo. Ha, siz yanlış çevirdiniz o zaman. Ne haber şekerim? Hayırdır Serhacığım? Hadi giy. Bu gece dışarı çıkıyoruz. Aa, neden? Bu kasveti içimi daralttı. Seher. Hadi. Hadi. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Ramazan. Hayırdır, ne oldu, ne var ki ne? Bak müjdemi istiyorum ama ha.
Müjde mi dedin? Yoksa mektubuma cevap mı getirdin Ramazan? He. Oy. Vallahi gözlerimin önünde yıldızlar dönüyor. Saadetime payan yok. İçim çığlık çığla bir bayram yeri gibi. Lakin beni duyan yok. Allah Allah. Aşk insana neler yaptırıyor. Seni de şair etti yemin ediyorum ha. Etti, etti. Hadi sana kabak efendi. Getir, dur. Hafız, acıktan kulağımız uzadı kurban. Bir ayrılık, bir hasretlik bitti canıma yetti. Ve sen mektubu bana bakalım. Hafız efendi, açlıkta karnımız kurul diyor. Tabii tabii. Oğlum önce müşteriyle ilgilen, ondan sonra onu okun. Hemen hemen yapıyor, hemen gel, yapıyor. Tamam. Diyorum ki ne? Bu gece bütün kebaplar benden. Helalimdir. Helal olsun. Sen olsun. Ne diyorsun? Yok öyle bir şey kardeş. Elimi çek. Sıcak, domates artık bırak. O böyle dalgınlıktan söyledi, anlıyor musun? Heyecanlı ya. Hafız. Gel hele şöyle. Ya Allah'ım. Söyle. Helal, helal. Mahkeme yüzünden mi bu kadar dalgınsın? Sen nereden biliyorsun mahkemeyi? Ben de şahitlik edeceğim, unuttun mu? Orhan için söylediklerimi inelemem için çağırdılar. Hem Kemal serbest kalırsa vicdanım biraz olsun rahatlayacak. Sen gelmeyecek misin mahkemeye? Ne münasebet Seher? Benim mahkemede ne işim var? Kemal, hala kocan değil mi? Çıkar çıkmaz ondan derhal boşanmak istiyorum. Artık bu evliliği yürütmenin hiçbir manası yok. Bu adam kimin nesi? Hangi adam? Dur bakma, buraya geliyor. İyi akşamlar. Aa, senin ne işin var burada? Otelden çıkmayacağını söylemişti. Beni hanımefendiye takdim etmeyecek misin? Tabii. Halide yakın dostumdur. Halideciğim. Ekrem Çeliker. Kendisi abimdir. Ne hoş bir tesadüf. Çok memnun oldum Halide Hanım. Rahatsız olmayın, buyurun oturun. Buyurmaz mısın? Peki. Kemal Şahin, tahammüden adam öldürmeye kasıt ve adam yaralamakla suçlanıyorsun. Suçlamalara ne diyorsun? Kabul etmiyorum hakim bey. Serap Hanım ve oğlunu kurtarmak maksadıyla ateş etmiştim. Hakim bey, bu davanın Orhan Tofurcu hakkında yürütülen davayla birlikte ele alınması, şahit ve delillerin müşterek olarak değerlendirilmesi için başvurduk. Dilekçeniz alındı. Seher Çeliker'i çağırın. Seher Çeliker. Seher Çeliker, daha önce vermiş olduğunuz ifadeyi tekrarlıyor.
Orhan Tofurcu'nun Serap Dinç Aslan ve oğlunun canına kasıt niyetinde olduğunu size söylediğini tekrarlıyor musunuz? Evet, ediyorum. Orhan beni uyutmuş. O sırada baygındım. Pek bir şey göremedim. Ama Kemal'in anlattıklarına itimadım sonsuzdur. Orhan beni ve bebeğimi arabaya bindirmiş. Arabayı uçurumdan aşağı sürükleyeceği sırada Kemal gelip bizi kurtarmış. Eğer Kemal Orhan'ı vurmasaydı bugün ben de bebeğim de ölmüş olabilirdik. Kemal bizi kurtarmak için kendi hayatını feda etmiştir Hakim Bey. Karar. Kemal Şahin hakkında 12-11-1951 tarihinde adam öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de sanık Kemal'in müsnet suçu yaralama veya öldürme kastıyla işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle sübuta ermediğinden sanık Kemal Şahin'in üçüncü şahıslara yönelik meşru müdafaa savunmasının aksi şüphesiz bir şekilde bertaraf edilmediğinden sanık Kemal Şahin'in müsnet suçtan beraatine oy birliğiyle karar verildi. Geçmiş olsun. Sağ ol Ahmet. Şükür kavuşturana. Sağ ol kardeşim. Geçmiş olsun Kemal abi. Sağ ol Fatma. Thank you.
çekem dedim, çekemiyor. Of. Gözlerinde sevda saklı, dökem dedim, dökemiyor. Of. Güneşi bağlasam aya, seyreylesem doya doya. Gönül hazır tutuşmaya, yakam dedim, yakamıyor. Of. Güneşi bağlasam aya, seyreylesem doya doya. Gönül hazır tutuşmaya, yakam dedim.